Bir önceki dersteki if ve else kavramını öğrendiyseniz bu yapacağımız konu, öğreneceğimiz konu aslında size oldukça basit ve kullanışlı gelecektir. Öğreneceğimiz konu ternary operator diye geçiyor. Türkçe kaynaklarda if'in kısa kullanımı diye de geçer. Mesela şöyle sayı 1 dedim tekrardan. Sayı 1 eşittir 5. Geldim buraya, bunu da var olarak tanımlayalım. Sayı 2 eşittir 4. Şimdi ben if'i öğrendim. Eğer dedim sayı 1, bunlar arasında bir kıyaslama yapacağım mesela. Küçükse sayı 2'den. Şöyle biraz örneğimizi değiştirelim. Mesela şöyle yapalım. Integer küçük sayı. İçine de herhangi bir şey koymuyorum şu an. Şunu yapacağım. Eğer sayı 1 sayı 2'den küçükse küçük sayıya neyi koyacağız? Sayı 1'e. Tamam. Hani 5 ile 4'ü kıyaslıyorum. Küçük olanı küçük sayı değişkenine koydum. Değilse nedir? Küçük sayı aslında diğeridir. Küçük sayı. Else dedik. Eşittir sayı 2 diyorum. Yalnız gelmedi. Ne oldu burada? Şöyle bir bakalım. Küçük sayıyı burada tanımladık. Allah Allah. Bir hatamız var. Şunu ben bir var yapayım. Sayı 1 şurada. Şu parantezi unutmuşuz. Evet. Sayı 1 ile sayı 2'yi karşılaştırıyorum. Eğer sayı 1 küçükse küçük sayıya bunu atadım. Değilse küçük sayıya sayı 2'yi atadım. Ve bu blok burada bitti. Bu niye bağırıyor? Else dedik. Geldim buraya. Evet, herhangi bir sıkıntı yokmuş. Ha, şuradaki main'in süslü parantezi olmadığı için. Bunlara da böyle dikkat edelim arkadaşlar. Şimdi bundan sonra da ne yapacağım? Print diyeceğim. Küçük olan sayı dedikten sonra dolar deyip hani sayı 1 veya sayı 2 değil küçük sayıyı yazdıracağım. Şimdi bunu bir çalıştıralım. Şurayı sileyim. Ve F5'e basıyorum. F5'e bastığımda yine buradan view'dan debug console yapabilirsiniz. Küçük olan sayı 4 dedi. Doğru mu? Doğru. Peki bu basit işlem için bu kadar dallandırıp budaklandırmaya gerek var mı demişler ve şöyle bir şey bulmuşlar. Şimdi burada kıyaslamayı yapacağım şey nedir? Sayı 1 ile küçüktür sayı 2. Tamam. Benim aradığım veya merak ettiğim koşul bu. Peki buradaki if yapısını yazmadan ben bunu nasıl sisteme söylerim? Yani bu iki şeyi birbiriyle kıyaslayacağımı nasıl söylerim? İşte burada da soru işaretini kullanıyoruz. Bu soru işareti dediğimizde şunu yapıyor. Bununla bunu karşılaştırdı. Eğer sayı 1 sayı 2'den küçükse, yani bu ifade doğruysa, soru işaretinden hemen sonra gelen yapı işletilir. Nedir o yapı peki? Küçük sayıya sayı 1'i atamak. Peki ya değilse, yani else kısmı, onu da iki nokta diyerek gösteriyoruz. Bu sefer de küçük sayıya sayı 2'yi atıyoruz. Umarım anlaşılmıştır. Şimdi bu benim if'imin parantezi. Bunu kontrol ediyorum. Buradaki soru işareti sayesinde if yapısını kullanmış oluyoruz aslında. Bu bundan küçük ise küçük sayıya bunu ata. Değil ise küçük sayıya sayı 2'yi ata demiş oluyoruz. Ve ben bunu yine printle yazdırırsam küçük diyelim bu sefer, iki nokta deyip dolar küçük sayı diyebilirim. Bunu yaptığımda aslında şu yukarıdaki if'e hiç gerek kalmayacağını anladık. Şunu hatta isterseniz kapatalım şu şekilde. Yine çalışacaktır. Gördüğünüz gibi. Peki şöyle yapabilir miydik? Ben sonuçta küçük sayıya bir değer atacağım. Aynı buradaki gibi. Bu burada dursun. Küçük sayı eşittir. Ben buna bir değer atacağım. Ama değeri atarken şöyle bir karşılaştırma yapacağım. Sayı 1 ile sayı 2'yi kontrol et. Kontrol et. Soru işareti. Ne yap peki? Hani bu şart doğruysa ne yap? Sayı 1'i buna ata. Çünkü ben burada zaten sol tarafta küçük sayı deyip bir atama işlemi yaptığım için buradaki gibi tekrardan bunu yazmama gerek yok. Değilse sayı 2'yi ata. Gördüğünüz gibi tek satırda aslında bu işi hallettik.
Yani ilk defa öğrendiğinizde biraz karışık gelebilir. Okunurluğu biraz daha kötü olabilir ama şöyle de yapıp hani işlerinizi biraz daha kolaylaştırabilirsiniz. Bu ne demek? Bu parantezi içini kontrol et çünkü soru işareti var. Eğer burası doğruysa bunu yap. Bunu yap dediği nedir aslında? Küçük sayıya bunu yaz. Değilse de küçük sayıya bunu yaz deyip daha sonra da bunu printte ekrana bastırabilirsiniz. Dolar küçük sayı. Bu da yine aynı sonucu verecektir ve herhangi bir hataya sebep olmayacaktır. Dediğim gibi bu konulara alıştıkça hani böyle bir yapıdansa şunu kullanmayı tercih edeceksiniz. Özellikle yine uygulama geliştirme tarafında bunu kullanacağız. Yeri gelince zaten ben bunu size açıklarım hani böyle yapıyorduk gibisinden. Ama şu an için böyle bir yapının olduğunu bilmeniz yeterli. Bir de biz şunu dedik hani daha önceden Java ile Kotlin ile uğraştırırsanız orada böyle null point exception'lar, null değerler sürekli olarak bizim canımızı sıkardı. Burada mesela şunu yapabiliriz. Eğer bir değerin, bir değişkenin değeri yoksa, bir değer atanmamışsa yani nullsa onu yapma da şunu yap gibi. Mesela geldim buraya bu sefer string değerler tanımlıyorum. String isim dedim. Yine Emre yazacağım. Adımı çok seviyorum çünkü. String dedim. Soy isim. Bunu da işte alt tuğla yazdık. Mesela şunu diyebilir miyiz? Print merhaba dolar isim dolar soy isim. Çalıştıralım. Merhaba Emre Altunbilek dedi. Tamam. Şimdi burada şöyle bir şey yapsak. Ola ki kullanıcı bunlardan birini girmemişse. Mesela soyadını girmedi adam. Bu şekilde yapabilir mi? Yapabilir. Tıklayalım. F5'e bastım. Merhaba Emre Nal dedi ki hiç de hoş bir durum olmadı. Burada şöyle bir şey yapabilir miyiz? Merhaba dedikten sonra eğer isim varsa ismi yazdır yoksa soy ismi yazdır. Yani bu iki değerden birinin olduğunu varsayalım. Böyle bir şart yazabilir miyiz? İşte burada da karşımıza yine yani bunun bir kısa adı yok. Şöyle bir kullanım söz konusu onu hemen yazalım. Merhaba dedikten sonra buna da hatta şöyle diyelim sonuç diyelim veya mesaj diyelim buna. Mesaj. Ve buraya da dolar mesajı yazdıralım. Hani isim soy isim yerine direkt dolar mesajı yazdıralım. Peki benim mesaj değerim ne olacak? Mesaj eşittir diyorum. Burada da şunu kontrol edeceğim. İsim. Hani burada küçüktür, büyüktür vesaire yapıyorduk ya. Burada şimdi küçüktür, büyüktür demiyorum da çift soru işareti. Daha sonra da isim dedim. Çift soru işareti soy isim. Şimdi bakın ne olacak. Bu şu anlama geliyor arkadaşlar. Mesaj değerine isme bak. Eğer isim null değilse direkt olarak ismi yaz. Yani merhaba. Buraya aslında şunu yazacak. Şöyle yapabiliriz. Bunun da başına merhaba koyalım şu şekilde. Ya zaten pardon aşağıda merhaba demişiz. Şöyle. Şimdi mesajlarını şunu yapacak. İsme bakacak. İsim null mı? Değil. O yüzden mesaja ismi koyacak. Eğer isim nullsa yani herhangi bir değer atanmamışsa tıpkı şuradaki gibi bu sefer soy ismini kullan demiş olduk. Şimdi bir çıktısına bakalım. Merhaba Emre dedi. Bu sefer Emre'yi sildim. Yani Emre boş. Soyadını yazıyorum. Bu şekilde. Bu sefer de ne olacak? Merhaba Altunbilek olacak. Ne yapıyor burada? Şu durum daha iyi anlatacaktır. Mesaj diye bir string değişken tanımladım. Buna bir atama yapacağım. Nasıl atama? Hani şuradaki gibi if'ler else'ler demiyorum da. Mesaja ismi koy. Koy ama öncelikle bir bak. Bu bir null değer mi? Yani içinde bir veri var mı? Şimdi burada içinde veri var mı? Yok. Yoksa bunu yazdır. Eğer bunda bir değer varsa bu sefer git ismi yazdır bunu yazdırma gibi. Bu iki alandan herhangi birini yapıyoruz. Yani biz bir null değerle uğraşırken hani diyeceksiniz ki hocam anlayamıyoruz mu bunun null olup olmadığını. Yani bazen işler o kadar birbirinden veya bir değer bekliyorsunuz atıyorum serverdan. O değer siz tam kullanacağınızda olmayabilir. Gelmemiş olabilir. Null değer olabilir. İşte o gibi durumlarda bunu yapabilirsiniz. Hani serverdan işte kullanıcının adını çektim. Eğer bu null değilse yazdır. Nalsa
veri çekilemedi gibi bir ifade yazdır gibi durumlarda bunu kullanıyoruz. Bu da null check yapıyor. Ben zaten bu dosyanın başına gerekli açıklamaları yapacağım ama kullanımı yine bu şekilde oluyor arkadaşlar. Yani şunu bilin, bu çift soru işareti hani bir kıyas if gibi, eğer bu doğru mu, bu büyük mü küçük mü değil de null olup olmadığına bakıyor. Eğer null değilse direkt olarak soldakini, eğer null ise sağdakini yazdırıyor. Her ikisi null olursa artık ne yapacaktır? Şu şekilde çalıştıralım. Bu sefer yani yapacak bir şey yok. Şimdi isim null olduğu için direkt olarak bunu yazacaktır. Artık burada null mı değil mi diye bakmayacaktır. Umarım anlaşılmıştır. Şuraya ben tekrardan bunu yazayım. Bu dersimizi de bu şekilde bitirelim. Bir sonraki derste görüşmek üzere.